Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Biz biliyorsunuz kanalımızda Galatasaray'ı her yönüyle, her yanıyla konuşuyoruz. Altyapı da bizim için değerli. Orada çok önemli cevherler var, evlatlarımız var. Onları da takip ediyoruz. Ben de elimden geldiğince altyapıdaki yıldız adaylarını sizler için yorumluyorum. Son dönemde gündeme çok fazla gelen bir isim var. Hamza Yiğit Akman ekranda da görüyorsunuz. Bu yayında onu konuşacağız. Kendisi aynı zamanda Galatasaray'ın eski futbolcularından, milli takımda da oynadı. Aynı zamanda Beşiktaş kariyeri de var ama en iyi performansını Galatasaray'da ortaya koymuştu. Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman'ı konuşacağız. Yetenekli bir çocuk, yetenekli bir evladımız arkadaşlar. Birazdan ben sizlere yaptığım araştırmaları aktaracağım. Tabii ben bir scout değilim. Kendi görüşlerimi paylaşıyorum. Bana katılmak zorunda da değilsiniz. Benim beğendiğimi belki beğenmezsiniz. Veya benim eleştirdiğim noktalara katılmazsınız. Bu da sizin tabii demokratik hakkınız. Burada önemli olan genç bir oyuncuyu fark etmek ve onu tartışmak, onun oyununa konsantre olmak. Burada bunu amaçlıyoruz. Altyapıya bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Sevgili arkadaşlar, zaten Hamza Yiğit Akman'ı ekranda görüyorsunuz. Aslında imaj olarak da babasına çok benziyor. Babası gibi sarışın, saçları kıvırcık böyle aslında. İyi bir futbolcu olmayı başarırsa çok da sevilecek, çok da fark edilecek bir gencimiz. En son Galatasaray İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada oyuna girdi. 10 numara pozisyonda oynuyor. Açıkçası hani pozisyonu çok zor. Orada genellikle sadece Galatasaray değil Süper Lig'deki birçok takım mümkünse orayı yabancı, iyi bir yabancı oyuncuyla geçmeye çalışıyor. Bu bağlamda çok dikkat etmesi gereken, çok üst seviye oynaması gereken bir pozisyon. Bunu da belirtelim. Akman ailesindeki genç yetenekler göze çarpıyor şeklinde bir alt bölüm var. Tabii burada Ali Akman'dan bahsediliyor biliyorsunuz. O da aslında Galatasaray'ın gündemindeydi. Fakat Galatasaray bu transferi bitiremedi ve o Frankfurt'a gitti. Ama Hamza Akman Galatasaray altyapısında şu an oynuyor zaten, maçlara çıkıyor. Çok başarılı performansları da var. Özellikle Fenerbahçe'ye atmış olduğu bir gol var. Çok konuşulmuştu. Tabii burada telif politikaları nedeniyle ekrana getiremiyoruz ama sizler mutlaka bu golü izleyin. Ben birazdan aldığım notları madde madde sizlerle paylaşacağım, sizlere aktaracağım. 17 yaşında, 2004 doğumlu, 10 numara pozisyonda oynuyor ama 8 numarada oynayabilir. Tabii 8 numara oynayabilmesi için birazdan daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Fizik kalitesini birkaç tık yukarıya çekmesi lazım. Fizik kalite açısından problem var. Hamza Akman'da biraz daha güçlü olması lazım. 10 numara için fiziği yeterli ama 8 numarada özellikle ikili mücadeleler çok değerli olduğu için orada kendisini geliştirmesi gerekiyor. Özelliklerini burada görüyorsunuz arkadaşlar. Burada tek bir pozisyon yazılmış, 10 numara yazılmış ama merkez orta sahada da oynayabildiğini burada ben size eklemek isterim. Değerli arkadaşlar, 2024 yılına kadar da sözleşmesi var. Galatasaray kendisiyle sözleşme yeniledi. Sözleşme anlamında bir problem yok. Biliyorsunuz Bartu Elmas sözleşme yenilemiyordu. Bartu'da sıkıntı vardı ama Hamza Yiğit Akman sözleşme yenileyen altyapıdaki yıldızlardan biri. Bu bağlamda doğru da bence krizi yönetiyor. Yani biliyorsunuz kriz dememin sebebi şu. Genç futbolcuların şöyle bir yükselme, kendini geliştirip A takım futbolcusu olma sorunsalı var. A takımda yer bulmak istiyor. Bulamayacağını düşündükleri zamanda ise işte daha önce Mustafa Kapı'nın yaptığı gibi Bartu Elmaz'da da şu dönemde sorunlar yaşanıyor. Oyuncu o krizi aşamayıp sözleşme yenilemeyebiliyor. Ama Hamza Yiğit Akman'da böyle bir problem yok. 18 maç, 1 gol, 5 asist. Altyapıda o 17, o 19'da pardon. Gayet güzel bir istatistik sevgili arkadaşlar. Ben birazdan tek tek artılarını, eksilerini sizlerle paylaşacağım demiştim. İsterseniz yavaş yavaş Hamza'yı biraz daha detaylı konuşmaya başlayalım. Burada görüyorsunuz Hamza Akman 30 metreden attı. Fenerbahçe'ye attığı gol konuşuluyor burada. Ben şöyle maddeler halinde size Hamza Yiğit Akman'la ilgili olumlu ve olumsuz gördüğüm noktaları aktarayım. Bir, dribling yeteneği çok iyi sevgili arkadaşlar. Orta sahada
çok ciddi anlamda özellikle kısa mesafede çabuk hamle yapıp oyuncu eksiltmeyi, dikini oynamayı seviyor. Bu bağlamda patlayıcılık özelliği var. Yani dribling yapan bir futbolcu. Dribling özelliğini çok beğendim. Dribling sonrası da pas veya şut doğru tercihleri yapıyor. Burada da sıkıntı yok. Yani hep söylerim, basketbolda oyun kurucu, futbolda ise 10 numaranın nerede pas vereceğini, nerede şut atacağını çok iyi bilmesi gerekiyor. O kararı doğru vermesi gerekiyor. Pas vereceği yerde şut çekmek veya şut çekeceği yerde pas vermek eksi yazıyor arkadaşlar. Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman açıkçası bu bağlamda bence gayet açıkçası kendini geliştirmiş bir futbolcu. Yani ben pas ve şut noktasında vermiş olduğu kararları beğendim arkadaşlar. Bu noktada bir eleştirim yok. Çalım atmayı seviyor. Babası da öyleydi derler ya. Babası da çalım atmayı severdi. Valla fizik olarak da babasına da çok benziyor bu arada. Onu da söyleyelim. Babasının da aslında 10 numara yetenekleri vardı. Fakat tabii o tam böyle net bir 10 numara olamadığı için daha çok işte defansif orta saha veya box to box oynayan iki yönlü orta saha olarak Galatasaray'da futbol hayatını devam ettirmişti. Birazcık Hamza Yiğit Akman da yani 10 numara pozisyonu çok rekabetçi olduğu için bunu söylüyorum, altını istiyorum. Biraz daha 8 numara gibi oynamayı da öğrenmesi lazım. Özellikle ikili mücadelelerde kendisini geliştirmeli. Ama çalım konusunda da bir problemi yok yani. O kadar çok YouTube'da videosu var ki çalım konusunda, dar alanda çok şık, çok estetik paslar, rakibin belini kırma tabiri vardır ya, rakibin belini kıran böyle çalımlar attığını görüyorsunuz. Teknik açıdan bir sorun yok. Dribling gayet iyi, hızlı, çabuk gidiyor. Çalım konusunda da herhangi bir sıkıntısı yok. Abartmadığı sürece bu çalımı bir silah olarak kullanabilecektir. Kilit pas ve asist konusunda usta. Valla ben ceza sahasına girişleri açıkçası, burada bir aile fotoğrafını ekrana getireyim. Ali Akman, Ayhan Akman ve Hamza Yiğit Akman. Diğer arkadaşı tanıyamadım. O da herhalde aileden. Ama sporcu bir aile. Ayhan Akman'ın tabii burada çok büyük bir etkisi var. Şimdi sevgili arkadaşlar, konumuza geri dönecek olursak kilit pas ve asist konusu. Zaten 10 numarada en çok beklediğin, en çok yani olmazsa olmaz noktasında gördüğüm budur. Kilit pas atacak, asist yapacak, hatta gol atacak. Gol konusunda birazdan konuşacağız. Ben Hamza Yiğit Akman'ın gol, asist ve kilit pas noktasında çok başarılı olduğunu gördüm. Tabii bunu U19'da yapıyor. A takım seviyesinde bunu yapmak biraz daha zor olacaktır. Seviye atlaması lazım. Ayrı bir hikaye bu. Oyuncunun kendini gelişimine devam etmesi, özellikle fizik kalitesi açısından kendini geliştirmeye devam etmesi önemli ve değerli. Fakat yaşıtları içerisinde kilit pas ve asist konusunda çok çok iyi işler yaptığını, çok da başarılı olduğunu sizlere söylemek isterim. Tabii göbekte oynuyor, merkezde oynuyor ama kanattan gitmeleri de var. Kanattan çizgi inip yapmış olduğu ortalar da var. Ceza sahasına girişleri de var. Pasla veya kendisi direkt bitirdiği pozisyonlar da var. Bu bağlamda ben açıkçası Hamza Yiğit Akman'ın çok problem yaşadığını düşünmüyorum. Hatta iyi olduğu noktalardan biri olduğunu da söyleyebiliriz. Burada gerçekten çok başarılı. Farkı da biraz burada yaratıyor. Ceza sahasına o girişleri, asist ve pas kalitesi onun en büyük silahı diyebiliriz. Çabukluğu var. Savunma arkasına koşular atabiliyor. Şimdi mesela Lincoln'u hayal edin. Snyder'i hayal edin. Bunlar savunma arkasına top atıldığında rakip savunma geride bile olsa topu taşıyıp kaleye götürebilecek çabuklukta orta sahalar değillerdi. Yani Snyder basar beklerdi veya Lincoln topu bir Onyekuru gibi veya bir kanat oyuncusu gibi topu sürüp ceza sahasına giremezdi. Onlar biraz daha işte durarak oynayan futbolculardı. Daha statik orta sahalardı. Ama ilginç bir şekilde Hamza Yiğit Akman'ın savunma arkasına atılan topları da taşıyabildiğini görüyorsun. Yani çabukluğu da var bu çocuğun. Tabii bir kanat oyuncusu kadar değil, bir Kerem belki diyemezsiniz veya Onyekuru hiç diyemezsiniz. Ama Lincoln gibi de
topu basıp bekleyen, savunmaya hemen yakalanan bir futbolcu da değil. Bunu da belirtmek isterim. Savunma arkasına koşular atabiliyor. İyi bir bitirici, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda yapmış olduğu vuruşları açıkçası kendi adıma çok beğendiğimi belirtmek isterim. Gayet iyi bir bitirici olduğunu da yine söyleyelim. Diyeceksiniz ki hiç eksik yönü yok mu? Biraz sabredin. Eksik yönünü de paylaşacağım. Ceza sahası etrafından şut denemesi yapmayı çok seviyor. Böyle birçok golü var. Mesela Taylan Antalyalı'yı konuşurken, değerlendirirken hep ne söylüyoruz? Biraz daha pozisyona girmesi lazım. Ceza sahası etrafından denemeler yapması lazım. Çerçeveyi gördüğü yerde bulması lazım diyoruz. Hamza Yiğit Akman'da böyle bir problem yok. Çocuk deniyor ve böyle çok güzel goller atmış. Ceza sahasının etrafı, hemen içi, her yerden bu denemeleri yaptığını söyleyelim. Gayet de güzel şutları var. Kaleciyi avlamayı başarıyor. Pres yapmayı, top çalmayı seviyor. Şimdi çok iyi bir savunmacı diyebilir miyiz? Hayır. İkili mücadelelerde çok çok iyi diyebilir miyiz? Hayır. Genellikle böyle yerde kalmış. Tabii kendisine çok fazla da faul yapılmış bu arada. Bunu da belirtmek lazım. Haksızlık da yapmayalım. Ama böyle ayakta kalan, omuz vurduğunda da yıkılmayan bir futbolcu değil. Fakat ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Dönemsel pres yapıyor. Seçilmiş alanlarda veya kendini iyi hissettiği bölümlerde inanılmaz rakibe bir anda şok pres yapıp top kapıp gol atmışlığı var. Bunu da sadece bir iki maçta tesadüfen yapmamış. Böyle de bir tarzı var arkadaşlar. Top çalmayı seviyor. Pres yapmayı, bütün maç yapamasa da öyle bir fiziği yok. Dönem dönem etkili pres yapmayı başarıyor. Rakip özellikle oyun kurmaya çalışırken birden prese kalktığını ve topu çaldığını görüyorsunuz. Hamza Yiğit Akman'ın ve zayıf olduğu noktaya gelelim. Zayıf olduğu nokta aslında dönem dönem anlattım, video içerisinde paylaştım. Şimdi 10 numara pozisyonda oynayacaksa çok sıkıntı değil, fakat 10 numara çok rekabetçi olduğunu söylemiştik. 8 gibi de oynayabilmesi lazım. 8 gibi de oynayabilmesi için bence özellikle bu ikili mücadelelerde, rakibi karşılama noktasında ve ikili mücadelelerde ayakta kalması gerekiyor. Rakip karşılamayı daha iyi yapması gerekiyor. Biraz bu noktada zayıf gördüm. Yani top rakibe geçtiği anda pozisyon alıp rakip atağını karşılamak 8 numara veya 6 numaraların daha çok görevi gibi. Ama Hamza Yiğit Akman o pozisyonda da oynayabilme durumu olduğu için bunları geliştirmesi lazım diye düşünüyorum. Kendisi çünkü belki de 8 numara pozisyonunda değerlendirilecek. Belki de birçok maçta 8 numara oynayacak. Bu eksiği kapatırsa orada çok net bir şekilde yer edinebilir. Artı hava toplarında böyle çok etkili görmedim. Yani videolardan izliyorum. Tabii birkaç tane de scout raporuna baktım. Orada da hava toplarıyla ilgili çok yüksek puanlar verilmemiş. Hava toplarına da biraz daha dikkat etmesi gerektiğini, orada da kendisini geliştirmesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Evet, Hamza Yiğit Akman Galatasaray'ın gelecek vadeden oyuncularından biri. İstanbulspor karşılaşmasında da kısa da olsa izleme fırsatımız oldu. Bakalım gelişimini takip etmeye devam edeceğiz. Sizler de altyapıdaki bu yıldızlarla ilgili, Galatasaray Futbol Akademisi'nin bu neferleriyle ilgili görüşlerinizi mutlaka videonun altında paylaşın. Özellikle Hamza Yiğit Akman'ı bu videonun altında lütfen değerlendirin. Yayına like atmayı, beğenmeyi yani unutmayın. Desteğinizi de bekliyorum. Başka bir scout videosunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın sevgili arkadaşlar.